kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız. İstanbul'da barajların su seviyesi %20'lere indi. İstanbul'daki barajların birdenbire sularının %4 oranında azalması bizi tedirgin etti birazcık. Mega kentin barajları artık alarmlı. Son 50 yılın en sıcak Ekim ayını geride bıraktık. Susuz mu kalacağız? Bu kez daha sert uyardılar bizleri. Ankara'daki baraj doluluk oranları şu sıralarda %25 civarında. İçme suyunun yanında tarımsal su yolu aslında dip bölgeler buraya çıkacaktır. İşte kuraklık derdi var, o da kapı. Suyumuzu çok tasarruflu kullanmamız gereken günlerdeyiz. Peki susuzluk tehlikesi bu kadar yakınken neler yapabiliriz? Elimizden neler gelir? Resmiyete gerek yok, her zaman olduğu gibi konuşacağım. Karşınıza bunlar gibi yüzlerce haber çıkartabilirim. Eğer memleket meseleleriyle en azından sabah ya da akşam 7'den sonra sadece haber izleyerek ilgileniyorsan bile kuraklıkla alakalı bir habere denk gelmişsindir kardeş. İnsanlar kuraklık kapıda, su kaynakları tükeniyor diye bas bas bağırıyor. Yağmur yok, kar olsa biri erimesi ve barajları doldurması uzun süreceği için o da şu anlık etkili bir yöntem değil. Bilmiyorum tehlikenin farkında mısın ama değilsen de ol yani. Çünkü olmak zorundasın. Şöyle bir söz var. Doğadaki hiçbir olay tek başına çevresindeki olaylardan ayrı olarak kavranamaz. Ve doğada hiçbir şey kendisi için var olmaz kardeş. Ağaç kendisi faydalansın diye meyve üretmez ya da fotosentez yapmaz. Yağmur kendi faydalansın diye dünyayı bu kadar ıslatmaz. Güneş kendisi ısınsın diye ışınlarını dünyaya göndermez. Ama biz insanlık sanki dünya bizimmiş gibi davranıyor. Klişe bir laf var ya, onun bize ihtiyacı yok ama bizim ona ihtiyacımız var diye. Bu söz klişeleşmemeli ve gözümüzün gördüğü her yere asılmalı, tanıştığımız her insana söylenmeli bence kardeş. İnsandan başka doğadaki hiçbir canlı kendisine bu kadar güzelliği sunan dünyaya şu kötülükleri yapmaz mı? Ormanı sen yakmadın ama ondan nefes alacak olan sensin. Akarsuları sen kirletmedin ama onu kullanacak olan sensin. Atmosferi sen delmedin ama güneş ışınlarından korunacak olan sensin. Tarımsal ürünlerin genetiğiyle sen oynamadın ama onu yiyecek olan sensin. Karbondioksiti doğaya sen salmadın ama temiz nefes almak isteyen sensin. Çöp senin değil ama gezegen senin. Suyu sen bitirmedin ama onu tüketecek olan yine sensin. Suyunu idareli kullan ve bu sıkıntıyı elinden geldiğince herkese bahsetmeye çalış. Su sıkıntısından bahsetmeyen sen kalmıştın. Bunun hepimiz farkındayız gibi şeyler söyleme kardeş. Farkındaysan bu sorunun çözümü için ne yapıyor? Suyunu idareli kullan. Kuraklık genel geçer bir sıkıntı değil.